Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 5000 mAh bataryaya sahip olan Asus Zenfone Max'i inceliyoruz. Şimdi biz bu telefonu neden bizim ofisin çatısında çekiyoruz? Çünkü efsane bir finalimiz var arkadaşlar. Zaten videonun başından da anlayabileceğiniz üzere 5000 mAh'lik bir telefona 5000 tane kibrit yakışır dedik. Zaten videonun sonlarına doğru görebileceksiniz. Biz şimdi ufaktan kutu içeriğiyle başlayalım. Kutunun içeriğinden 1 adet şarj kablosu, 1 adet adaptör, 1 adet kulaklık ve bir de OTG çıkıyor arkadaşlar. Bu OTG'nin ufak bir önemi var. Videonun batarya kısmında zaten sizlere bahsedeceğim. Şimdi telefonun tasarımına inceden bakalım arkadaşlar. Telefonun ekran gövde oranı %69 ve telefonun ekranın çerçevesi biraz kalın kalmış. Hani daha ince olmasını şahsen ben beklerdim. Sağında solunda ne var onlara bakalım arkadaşlar. Aslında tip olarak Zenfone 2'yi andırıyor önden baktığımız zaman. Ancak ufak tefek tasarımlar, farklar var. Şimdi ön tarafında bir adet ön kamera, selfie kamerasını görüyoruz. Bunun hemen yanında karşı tarafın sesini duyabileceğimiz bir adet avize bulunuyor. Bunun dışında zaten ekran ve alt tarafta fiziksel geri ev düğmemiz ve açık olan uygulamaları görme düğmemiz bulunuyor. Telefonun sağ tarafına baktığımız zaman ses açma kısma düğmesi ve onun hemen altında güç tuşu bulunuyor arkadaşlar. Sol tarafında herhangi bir şey yok. Üst tarafında 3,5 mm'lik bir kulaklık girişimiz var. Alt tarafına geçtiğimiz zaman yine karşı tarafına sesimizi iletebildiğiniz veya video çekerken kamerada kullanabildiğiniz bir mikrofon ve bunun yanında veri aktarabileceğimiz veya telefonumuzu şarj edebileceğimiz bir adet USB girişi bulunuyor arkadaşlar. Telefonun hemen arka kısmına geçelim. Arka tarafta bir adet kamera, onun yanında hemen lazer otofokus ve bunun yanında da arkadaşlar bir adet çift ton LED flash bulunuyor. Alt tarafta Asus logosunu ve Zenfone yazısını görüyoruz. Bunun da hemen altında şöyle küçük delikler var. Burası da hoparlör bölümü. Arka kapağı açabiliyoruz ancak insan şöyle bir şey bekliyor arka kapağı açtığı zaman: ben bu telefona yedek pil yanında taşıyayım ve takabileyim. 5000 mAh bataryamız var. Bir yedek pille alırsak ortalama 4-5 gün kadar bu telefonun şarjını kullanabilecektik. Keşke öyle bir imkan sağlasaymış bize Asus diyorum. Bunun yanında pilin hemen üstünde çift sim kart slotumuzu görebiliyoruz. Yani 2 tane sim kartımızı aynı anda kullanabiliyoruz. Bunların da hemen yanında 64 GB'a kadar destekleyen microSD kart slotu bulunuyor. Arkadaşlar telefonun 5.5 inçlik 720p bir ekranı var ve bu ekran Gorilla Glass 4 ile korunuyor arkadaşlar. Ayrıca telefonun kalınlığı da 10.6 mm. Ancak 10.6 mm olduğuna çok takılmayın. Kavisli yapısı sayesinde elle tutuşu oldukça rahat. Elden bir düşme hissi yaratmıyor arkadaşlar. Hani kalınlık çok da fazla dert değilmiş gibi duruyor bu telefonda. Arkadaşlar telefonun çok ufaktan da olsa bir teknik detaylarına değinmek istiyorum. Telefonda Snapdragon 410 kullanılmış, 4 çekirdekli bir işlemci. Bunun yanında GPU tarafında da Adreno 306 kullanılıyor. Ayrıca telefonda 2 GB RAM var arkadaşlar. Hani bir tık küçük gibi gelebilir ancak telefonun zaten fiyat, performans ve pil ağırlıklı bir telefon olduğunu düşünce 2 GB RAM'in yeterli olabileceğini söylüyoruz. Bunun yanında telefonun 16 GB'lık dahili depolaması var. Ayrıca videonun öncelerinde de belirttiğim gibi 64 GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor. Ayrıca telefon günümüzün en moda olaylarından biri olan 4.5G'yi de destekliyor. Şimdi ufaktan da olsa bir kamerasına değinmek istiyorum arkadaşlar. 13 megapiksellik bir ana kamerası, 5 megapiksellikte bir selfie kamerası bulunuyor. Telefonun zaten bir kamera iddiası yok. Çok üst düzey bir kamera performansı sunmuyor sizlere. Zenfone 2'deki kameraya çok benzer özellikler taşıyor bu telefon. Ki zaten az önce de belirttiğim gibi bu telefonun iddiası kamera, performans değil, tamamen pil üzerine olduğu için adamlar bu telefonda tamamen de pile abanmışlar. Kameradan da bahsetmişken şimdi dilerseniz birkaç tane örnek fotoğrafa bakalım, sonra da pil performansından bahsedelim. Şimdi telefonun en baboş yerine geldik arkadaşlar. Telefonun 5000 mAh'lik bataryası. Siz bütün gün telefonu elinizden düşürmeyen biriyseniz, tüm gün internette dolanıyorsanız, oyun oynuyorsanız bu telefon aslında tam size göre, çünkü 5000 mAh'lik bataryayla 2 gün çok rahat bir şekilde internette dolaşabiliyorsunuz, işlerinizi yapabiliyorsunuz. Ha, siz telefonu çok arada derede kullanıyorsanız, sadece bir sosyal medyayı kontrol edeyim, 2-3 haber okuyayım, ondan sonra konuşayım telefonla diyorsanız da çok rahat bir şekilde şarjı 3 gün gidiyor arkadaşlar. Bu akıllı telefonlarda çok görmeye alıştığımız bir durum değil. 5000 mAh'lik batarya, hani böyle güçlü pile sahip olan az telefon var. Asus Zenfone Max de bunlardan birisi. Dediğim gibi 3 günlük bir pil ömrü vaadi bence gayet iyi. Bizce de günümüzdeki akıllı telefonlarda 5000 mAh batarya hani olması gerekiyor. Öyle her akşam şarja takmak, eve acaba şarjım tam gidecek miyim diye düşünmek, yani tamdan ziyade şarjım bitmeden eve ulaşabilecek miyim diye düşünmekten artık heder olduk. O yüzden 5000 mAh'lik batarya, dediğimiz gibi eğer standart bir kullanıcıysanız 3 günü çok rahat çıkartabiliyor. Bu da çok iyi bir değer. Şimdi arkadaşlar, aksiyonlu finalimize geçmeden önce telefonla ilgili son sözlerimi de söyleyeyim sizlere. Bu telefonun satış fiyatı 999 TL. Hadi 1 lira da benden olsun. 1000 liraya marketlerde çok rahat bulabiliyorsunuz istediğiniz yerde. Videonun zaten genelinde de bahsettiğimiz gibi bunun bir hedef kitlesi var. Şarja her gün koymaya sıkılan insanlar için bu telefon ideal diyebiliriz. Telefonunuzda çok yoğun bir performans aramıyorsanız, işte benim son model işlemcim olsun, RAM'im 5 GB olsun falan gibi dertleriniz yoksa, günlük işlerinizi çok rahat karşılayabileceğiniz, ayrıca şarjınızla uzun gittiği bir telefon arkadaşlar. Eğer böyle bir isteğiniz varsa da, telefon bakıyorsanız isteklerinizin arasına sokabileceğiniz telefonlardan bir tanesi. Artık da bence aksiyonlu finalimize geçebiliriz. Şimdi biz bir kibritleri yerleştirelim arkadaşlar, sonra buraya tekrar geleceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi işlemimizi hallettik, kibritleri yerleştirdik ki yerleştirmesi bence biraz uzun sürdü. Yani bir 5 dakikada hallederiz diyorduk da 4 kişi uğraştı, 1,5 günde anca bitti. Şöyle bir çeker misin kardeşim? Bu arada tam sayı arkadaşlar, vasati 40 çöpten 125 kutu kibrit. O zaman da şimdi yavaş yavaş olaya geçelim. Ya yine her zaman söylüyoruz bu tarz olaylarda sevgili arkadaşlar, evinizde denemeyin. Zaten işiniz gücünüz varsa bunu yapamazsınız, çok uzun sürüyor. Denemek yok yani. Biz bakın burada 50.000 tane önlem aldık. Ayrıca bunun yanında arka tarafta falan da şeyler duruyor, yangın tüpü falan duruyor. Şimdi kameraları yerleştirelim, sabitleyelim, sonra bir yakalım arkadaşlar. Bakalım 5000 mAh'lik pil 5000 tane kibrite dayanabilecek mi? Haydi bakalım. Bakacağız. Evet, yine zor iş kaldı bize. At ayağıma at. Çalışıyor mu Çağdaş? Birazdan deneyeceğim. Basınca veriliyor mu bu yangın söndürücü? Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yine hummalı bir patlatmayla. Şöyle gördüğünüz gibi batarya hep komple eridi. Çok iyiydi ya. Güzel oldu. Batarya eridi dedim ya. Eridi, bayağı eridi zaten, şuradan görebiliyorsunuz siz de. Şurada çok ufak yazıları kaldı da fazla da bırgalamayalım, elimizde patlamasın. O zaman artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Onu bir at abi yere, gözlükleri bir. Orada takılsın. Evet arkadaşlar, daha fazla bu tarz aksiyonlu final içeren videolar istiyorsanız alt tarafa yorum olarak yazmanızı rica ediyoruz sizlerden. Bunun dışında videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Başka var mı söylemek istedim? Kendinize çok iyi bakın. Çok beğendiyseniz de paylaşın arkadaşlar. Başka arkadaşlarınız da belki beğenebilirler bu videoyu. Bunun dışında kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Millet, PlayStation 5 hakkında bir video çektik. Neler olabilir, neler olacak diye o videoya yan taraftan ulaşabilirsiniz. Hemen yanda.